Evet, hazırlandım ve bugün de Efes'e gidiyoruz. Bakalım, inşallah açıktır. Geçen seferki botanik bahçesi ortada kaldı bu arada. Neyse, bu sefer inşallah açıktır. Sanki tarih kokuyor gibi. Çok güzel ya. Ne kadar bu saat önündeki? Pikniği görün yani. Ne yapalım, kafelere oturulmuyor, çok pahalı. Böyle takılıyorum. Ben adam da ne için şurada bir şeyle soruyorum. Ben şöyle yapmam. Böyle çayır. Şöyle annemin yaptığı böyle. Şöyle yapmam. Yiyorum valla. Harbiden güzelmiş ya. Bu lokma muhteşem. Bedava yiyorum valla. Güzel tadı. Gerçekten Allah'ıma her gün şükrediyorum yani. Döküyorlar. Yemeğimizi de yedik, devam ediyoruz.
Yalnız camide tuvalete gireyim dedim. Tuvaletin başına birini koymuşlar. Orada tuvalet 4 lira dedi kadın. Şaşırdım yani. Cami yani sonuçta. Bir de girmedim. Bakalım şimdi. Sıkıştırıyoruz bakalım ne olacak. Kamerayı da gördüm. Nefes diyor. Gidelim. Bir tuvalet daha karşıma çıktı. Bakalım burada ne kadar. 4 lira. Of ya, hiç. Hiç girmek istemiyorum şu an. Neyse. Böyle bir yere gireceğim ya da şuraya gireceğim. Yani. Vallahi hiç para vermedim. Kimse de yoktu çıktım. Ne yapayım ama. Yeter yani. Sudan bile pahalı. Ne alaka yani. Öyle biraz yol çekelim. Önce Artemis Tapınağı'na gideceğim. Sonra bakacağız işte. Şöyle. Bu yol üstünde Artemis Tapınağı. Çok az kaldı aslında. Gidiyoruz bakalım. Nefes Müzesi. Bu tarafta. Wow, şu ağaca bakın. Kocaman. Evet, Efes Müzesi. Burası böyle. Geziyoruz. Gidelim bakalım. Bakalım ne kadar giriş. 400 lira yazıyordu internette. Böyle. Şimdi burada işlemleri yapacaklar. 60 liraymış. Bir yıllık kart çıkarmak. En de yüzündeki mutluluk. Girişi 400 lira sanıyorum ama değilmiş. Şimdi 60 lira verip bir yıllık müze kart çıkaracağım.
Şimdi buradan başka bir yere girdim. Değişik şeyler var. Helenistik dönem, Roma dönemi. Roma dönemi. Yüzükler, minyatürler. Kolye uçları, boncuklar, tepsi. Hepsi burada. Şu da parfümmüş. İlginç değil mi ya? Çok farklı. Best figürün diyor. Pişmiş topraktan yapılmış sanırım. Yani. Platon'un başı arkadaşlar. İşte Sokrates. Milattan sonra 3. yüzyıl çalgılarına bakalım. Flüt. Kadınların takıları. Mutfak eşyaları milattan önce 8. yüzyıl. Thank you.
Roma dönemi yazıtlar. Dokunduğum zaman üstünde harfler var ya. Tabii bunların çözümlemesini yapmışlardır herhalde. Burası da böyle dışarısı. Lahitler falan var. Yazıtlar. Bayağı sanatsal şeyler yapmışlar ya. Girdik. Keybele, ana tanrıça söyleyemedim. Frik. Yine kolyeler. Çay heykelci altın. Milattan önce 640 630. Kolye uçlarına bakın. Milattan önce 8. yüzyıl. Kuş figürlü kolye ucu. Yine takılar falan var. Şöyle bir yazıklar. Şu yüzükler bakın ne kadar kibar. Bir tane daha. Bunda yüzü daha belirgin. Güzel Artemis. Sen ne kadar güzel değil. Şimdi.
çıkıyoruz artık. Şöyle tuvaletleri de göstereyim dedik. Evet, Efes Müzesi çok güzel. Çıktım şimdi Artemis Tapınağı ya da diğer başka bir yer vardı, oraya gideceğim. Efes Antik Kenti'ne gideceğim. Bakalım. Yani oradaki tuvaleti göstermek tek amacım, dışarıdaki tuvaletler pahalı, hiç para vermeye gerek yok. Burada zaten ücretsiz bir şekilde giriyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Bakalım yolda neler var. Antik kentleri daha neler göreceğiz bakalım. Bir de böyle şarj power bank'imi getirdim. Takıyorum. Şu çiçeklere bakın, ne kadar güzel ya. Minnoş. 3 kilometre var. Ve ben yürüyerek gideceğim şimdi böyle. Karşıya geçeceğim. Evet. Evet, geçtik karşıya. 3 kilometre yürüyeceğim böyle. İşte etrafta böyle tarla vesaire, dağ, orman, ağaç. Oh be, dışarı çıktım. Evden dışarıyı gördüm sonunda. Saçları da kestirdim böyle. Kafam rahat artık. Şöyle gözlüğümü de takayım. Yes. Burası bayağı güzelmiş ya. Oturma yerleri falan yapmışlar. Tarla, bağ, bahçe. Harika. Artemis Tapınağı da yol üstündeymiş ya. Adam da bana diyordu ki çok uzak falan. Hiç alakası yok. Şimdi buraya gireceğim. Hadi girelim. Ama yol gerçekten çok güzel. Şuraya bakın. Şöyle buradan geldim. Gidiyoruz bakalım. Herkes araçla gelmiş. Gideli ben varım yine. Sap sap yürüyorum oradan oraya. Ama yalnızlığı seviyorum, ne yapayım ya. Aa, dediği şey buymuş galiba. Bir tane sadece bir sütun. Başka bir şey yok. Ama güzel ya. Çok farklı. Şu manzaraya baksanıza, çok farklı yani. Arkada kaleler falan var. İşte antik çağın dünyanın 7 harikasından biri. İlerliyorum. İçeri dalacağım. Vay, incir ağaçları falan. Bayağı da bereketli bir bölge yani, toprak olarak falan. Sanat var, her şey var ya, tarih var. Devasa büyüklükte. Tepesinde sanırım kuş yuvası var. Şöyle. Kuşlar var, görüyor musunuz? Yani şimdi üstüme düşse ölür giderim şuradan. Allah korusun ya. Ay, ne kadar ilginç ya. Yani o kadar taşı üst üste koymuşlar.
Ve hiçbir şey olmuyor sanırım. Nasıl yapmışlar hayret ya. Wow. Buraları böyle. Çok güzel. Bir tane Hindistan'dan gelmiş bir adam benim fotoğrafımı çekti Artemis'le birlikte. Artemis sütunu. Yani çok ilginç ya hayat. Çok ilginç gerçekten. Yani Hindistanlı bir adam gelip benim fotoğrafımı çekecekti falan bununla. Hiç düşünmezdim yani. Şuna bakın. Çok değişik şeyler var ya. Tarihini tam olarak bilsek daha güzel olacak da çok bilmediğimiz için biraz yabancı kalıyoruz ama gerçekten çok devasa bir sütundu o ya. Yani mükemmel bir şey ya. Şuna bakın nasıl yapılmış. İnanılmaz. Hiç yürüyüş ayakkabısı değilmiş. Yani yürünür ama bu kadar yürünmez. Şöyle. Hala yürüyorum. Evet, yaklaştım. Bu hastaları. Az kaldı diye seviniyorum ya. Otobandayım resmen. Geldik. Şimdi giriş yapacağım. Geldik sanıyordum. 1 kilometre varmış daha ya. Hadi bakalım gidelim. Yalnız tek kötü yanı şu ayakkabılar. Şu giriş yolları çok güzel ya. Artemis Tapınağı'na girişte de böyleydi. Yemyeşil çok güzel. Gözlük de çok karartıyor sanki ya. İçim karardı vallahi. At bile var. Çiçeklere bakın Allah'ım çok güzel. Atlar otluyor mu? Ne yapıyor? Güzelmiş ya burası. Çok güzel. Yalnız işte polen zamanındayız. Alerjik reaksiyonlar olabilir. Yol böyle 3'e 4'e 2 4 4'e ayrılıyor. Şöyle Efes. Burası 7 uyuyanlar mağarasına diyormuş bir de Meryem Hanım. Böyle. Gidiyoruz biz. Efes'e doğru. Böyle eşsiz ama gerçekten yoruldum ya. Burayı bulmak biraz yorucu oldu. Özellikle bu ayakkabılar. Her zaman dediğim gibi. Keşke daha iyi bir ayakkabı seçseydim. Ama bu kadar yürüneceğini bilmiyordum ya ben. İki simetim çıktı. Ama mutluyum. Bu görevi de tamamladım. Sonunda. Herkes araçla geliyor. Ben yürüye yürüye yani. Kötü olmasaydı ben daha ne yollar giderdim de yani işte neyse. Şöyle giriş ücretlerini de çekeyim de ben yaya geldiğim için sıkıntı yok. Şöyle faytonlar da var burada. Buraları böyle alışveriş merkezi girişten önce. Her yerde böyle alışveriş yapmak için yerler var. Şimdi bir tane su aldım. 10 lira verdim arkadaşlar. Çok pahalı. Yoruldum burada böyle oturdum. Dinlenemedim. Tuvaletler var. Orada 5 lira tuvalet. Burası para
oldu mu acaba? Gidemedik. Neyse. İşte hemen girişte. Şöyle. Burada tiyatro sanırım. Burası biraz serin serin esiyor. Sıcaktı, terledim. Şimdi üstüme gömleğimi giydim tekrardan. Güzel ya. Burada da böyle yıkıntılar var, şeyler var. Burada da böyle mezarlar falan var. O tarafa fazla girmedim. Şimdi hemen bu taraftan dolaşacağım. Yağmur yağıyor şu an. Çocuğu hak verin ve öpün. Kim dedi ya? Birisi birisine saygı duyuyor. Çok güzel yağmur da yağıyor. Mükemmel. Yağmur başladı. Kafama damlalar. Evet. Wow. Sanırım iyi indirecek gibi. Neyse, yağmuru da aradan çıkarttık. Evet, burası pazar yeriymiş. Şöyle. Herkes sığındı. Çok güzel bir yermiş ama yağmur yağıyor ama. Şöyle şuradan çıkalım bakalım. Vay be, burası bayağı bir değişik ya. Bayağı bayağı güzelmiş. Şuraya doğru alsana. Sadece oraya doğru. Köşede.
Önünüz terli mi? Bakın nasıl çekti. Annemle geleyim diyordum ama buraya annemle asla gelemezdim herhalde. Şu yokuşa baksanıza. Ki bunun aşağısı var. Daha da ilerisi var. Acayip yürüdüm bugün yani. Ben bile çok yoruldum. Çok güzelmiş burası ya. Nasıl yapmışlar? Tarihten çok sanat var sanki. Her şey var. Köpeklerden az önce nasıl tırstım? Şurada dinleniyordum. Ve güneş açtı. Çok güzel. Meryem Ana heykeline 800 metre kaldı. Çok yoruldum. Bittim yani. Of. Dinlenmek istiyorum. Bayağı güzel ama burası ya gerçekten. Bakın çağla mı lan o? Mesela şunları nasıl yapmışlar ya? Ekmeğimizi de harimize ile giden yamadı ya. Orada da giriyor. Çiko Hacı Abdullah buradan çıkıyormuş. En üst kapıya gelmişim. Üst kapı ve alt kapı varmış. Alt kapıdan yukarı çıktım. Bayağı bir yürüdüğüm için çok yoruldum. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı geldiğim için bayağı yordu. Şimdi dönüyorum. Yoruldum. Şöyle gidiyoruz artık. Gizli bir şeyim var mı? Çok yoruldum. Sonunda güneş çıktı. Tiyatroya henüz gitmemişim galiba. Şimdi gördüm. Yokuş aşağı inerken dönüşte tiyatro yazıyordum. Hadi dedim onu da görmeden gitmeyeyim. Hadi bakalım. Yorulduk. Çok yoruldum. Tiyatro alanına çıkıyoruz. Yeah.
Yoruldum ama değdi. Güzel bir gündü. Bu ne oğlum? İşler alsın ya. Artık gidebiliriz. Şöyle içerideki tuvaletleri de göstereyim. Böyle bayağı iyi burası. Ve ücretsiz yani. Üstü de bu şekil. Temiz yani. Moralim bozuldu ya. Az önce yoruldum, dolmuş durağına oturdum işte. Dolmuş buradan İzban'a kadar falan götürüyormuş işte Selçuk falan. Ne kadar dedim, 15 lira dedi. Cebimde nakit olarak 10 lira kaldı, tamam, 10 lira olur mu falan filan şeklinde konuşuyordum. Daha tabii dolmuş gelmedi. İşte sen ne iş yapıyorsun falan filan derken adam, dedim işsiz güçsüz bir insanım. Zaten atanamıyoruz edemiyoruz. Sen dedim ne iş yapıyorsun? İşte burada ben belediyede çalışıyordum. 15 milyar oradan alıyorum. Hem oradan emekliyim. Hem de 5000 lira da burada çalışıyorum. Buradan para kazanıyorum bu şekilde dedi. Ona göre hayat kolaymış. Bir de herif kalktı bana dedi ki gel buraya benimle bir iki saat takıl. Sana ben burada 1000 lira 2000 lira para veririm falan dedi. Nasıl bir... Yani ben çözemedim. Kendisi de böyle burada renkli gözlü bir adam. Dolmuş durağında. Dolmuşçuları mı ne şey yapıyor herhalde. Ayarlıyor. Sapık mıdır nedir? Yani sapık yani. Mıdır diyorum. Sapık yani herif. Ayrıyetten tanıdığıyla belediyeye falan giren tiplerden işte. Bıktım yani. Bu ülkenin bu iğrenç şeyinden bıktım. Bizim gibi okuyanlar hiçbir bok olamıyor bunlar yüzünden. Ama bunlar bize çektikleri şeye bak, ayara bak. Adamdaki sapıklığa bak. Biz niçin okuduk ya? Ha? Böylelerine 1000 lira 2000 lira versin biz konuşalım bilmem ne falan şeyine mi okuduk? Niye okuduk yani biz? Ne iğrenç iğrenç muhabbetler ya. Midem bulandı. Şimdi çıkacağım. Şurada kimseye de para yedirmeyeceğim abi. Bu ülkede para kimseye 5 kuruş yedirmek istemiyorum. 5 kuruşumu. Otostop çekerim, otostopla giderim daha iyi. Pislikler ya. Sonra şimdi adamı şikayet etsen bu sefer der ki ben öyle bir şey demedim ki. Bir de uğraş dur. Şimdi burada otostop çekeceğim. Geldim çok şükür. Halkapınar'a kadar beni bırakacak. İçecek bir şey bile ısmarladı yani şu an. Çok şükür. Yorulmuştum zaten. İyi oldu. Sonunda eve geldim. Otostop çektiğim adamla yavşadı. Hiç orayı sormayın. Neyse evdeyim.